Bahçeli Öcalan'a çağrıda bulunuyor doğrudan muhatap Öcalan. Zaten ilk açıklamasından itibaren şu çok kişi tarafından yapılan ortak bir değerlendirme. Öcalan'la zaten çoktan konuşulmuş, pek çok konuda mutabık kalınmış. Belli bir oyun planı zaten var. Ve dolayısıyla şimdi herkes üzerine düşeni yapıyor. Yani Bahçeli bu çıkışı yapacak, ardından Öcalan da bir çağrıda bulunacak, ardından o olacak, bu olacak, böyle böyle gidecek. Bahçeli topu attı. Hani voleybol misali bakarsak top Öcalan'daydı ama Öcalan'ın konuşması için tecritin kaldırılması gerekiyordu. Tecrit kısmen kaldırıldı. Öcalan'dan Bahçeli'ye yanıt geldi. Koşullar oluşursa teorik ve pratik güce sahibim. Yani silahsız bir dönemi başlatma, şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek bir gücüm var dedi Öcalan. Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ı meclise davet etmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyasetin doğasıyla ve ahlakıyla bağdaşmayan Öcalan'ın yeğeni ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, sosyal medya hesabından Abdullah Öcalan'la 4,5 yıl sonra ilk defa görüştüklerini açıkladı. Abdullah Öcalan'la en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz. Ömer Öcalan daha sonra yaptığı paylaşımdaysa Abdullah Öcalan'ın mesajını aktardı. Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajı iletilmesini istedi. Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim. DEM Parti Bahçeli'nin çağrısının ardından İmralı'ya ziyaret izni verildiği iddialarını yalanlamıştı. Kulislere yansıyan bilgilere göre DEM Parti üst yönetiminin de Öcalan'ın İmralı ziyaretinden haberi yoktu. Gündemde yerel seçimler var. Bahçeli 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında geçen hafta yaptığı çağrıyı genişleterek Abdullah Öcalan'ı mecliste konuşma yapmaya davet etmiş, umut hakkından yararlandırılma çağrısı yapmıştı. Gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Evet. Onun haberi yok, bunun haberi yok, şunun haberi yok. Birçok haberimizde bunları duyuyorsunuz. Yani bir süreç geliştirilmeye çalışılıyor ama birçok kişinin haberi yok. Doğrudan muhatabı olması gereken kurumların, kişilerin haberi yok. Eğer bu haberler doğruysa. Bu kadar da hani herkes kendisini bu kadar da ustalıkla gizleyemez diye düşünüyorum. Herkesin pek çok ilişkisi var. O ilişkiler içerisinde ortaya çıkardı. Gerçekten birçok kişinin haberi yok. O belli. Yavaş yavaş parça parça haberleri olacak. Dolayısıyla böyle bir üst akıl var. Kendisini üstte gören. Ben bir plan kurdum ve bu planı uygulamaya geçirdiğimde mutlaka uygularım. O öyle yapar, bu böyle yapar, şu böyle yapar diyen belli ki bir anlayışla bu süreç götürülecek. Bu sağlıksız. Yani toplumla hiçbir bilginin paylaşılması, kamuoyuyla paylaşılmamasının ötesinde muhataplarıyla paylaşılmaması anlaşılabilir değil. En azından onlarla paylaşın. Yani sonrasında da bize de bir şey söylersiniz ama onlarla da bir şey paylaşılmıyor. Bu duruma gösterilen tepki var. Ama şunu söyleyeceğim. Şamil Tayyar bugün demiş ki, Bahçeli'nin çıkışından Erdoğan'ın da haberi yok. Yani birileri Şamil Tayyar'ı şey yapmış olabilir. Bilgi diyor bu. Duyum falan değil, bilgi. Yani öyle olmaz o işler. Bu kadar yukarıdan bir çıkış Öcalan konusunda meclis çağrısının Erdoğan'ın bilgisi dışında yapılması mümkün değil ama bilgim dışında yapıldığı sözü bu süreçle ilgili yarın bir gün hani buzdolabına kaldırmıştı Dolmabahçe'de benim haberim yok Dolmabahçe'de kimler görüştü buna onayım da yok demişti. Kimin nerede oturacağına karar veren isim
Dolmabahçe'de Öcalan'ın 11 maddelik yol haritasının paylaşılması başbakanlık konutunda, öyle orada burada değil yani, paylaşılmasına izin veren Erdoğan 15 gün sonra benim bundan haberim yok dedi, çekti ellerini ayağını. Şamil Tayyar'ın açıklaması o açıdan önemli. Yani Erdoğan yarın bir gün ya benim bundan haberim yok zaten, nereden çıktı bu işler der mi demez mi bilemiyorum. Nitekim herhalde bu belirsizlik nedeniyle bugün DEM Parti'de bu sürece ilişkin yaptığı açıklamada çağrı yaptı. Öcalan hazır dedi Öcalan'ın bu açıklamasından sonra. Peki devlet hazır mı diye sordu parti sözcüsü Ayşegül Doğan. Siyaset hazır, demokratik siyaset. Sayın Öcalan da hazır. Bu koşulları oluşturmaya, tecridi ortadan kaldırmaya, Kürt meselesinin demokratik çözümü için hukuki ve siyasi zemini oluşturmaya devlet hazır mı? DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, düzenlediği basın toplantısıyla olası çözüm sürecine ve Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısına ilişkin yeni mesajlar verdi. Sıra bu çağrıyı yapanlar ve bu çağrıyı destekleyenlerde. Öcalan ve siyaset ortamının çözüme hazır olduğunu söyleyen Doğan, devlet hazır mı diye sordu. İmralı hazır, Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Doğan, Öcalan'ın Kürt sorunlarının çözümündeki en önemli aktörlerden birisi olduğunu söyledi. Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümünde oynayacağı rol, alacağı inisiyatif, üstleneceği sorumluluk hayati bir önem taşıyor. Kürt sorununun demokratik çözümü için esas muhatap olduğu gibi Orta Doğu'nun barışına da ciddi katkıları olacak bir aktörden bahsediyoruz. Bahçeli'nin Öcalan'ı meclise davet etmesini de değerlendirdi Doğan. Tecrite dikkat çekerek biz de bilmiyoruz dedi. Bu çağrılara nasıl bir karşılık vermek ister? Hangi koşullarda karşılık vermek ister? Bizden parti olarak da bu soruların yanıtlarını bilmiyoruz. Çağrıların asıl muhatabı olan kişi Tecrit'te. Daha önce de söyledik. Bu bir paradoks. Doğan, Ömer Öcalan'ın İmralı ziyaretinin Tecrit'in kalktığı anlamına gelmediğini ise Öcalan'ın mesajı üzerinden paylaştı. Evet, bir görüşme sağlandı. Görüşen kişi Urfa milletvekilimiz Ömer Öcalan. Diyor ki Tecrit devam ediyor. Birincisi Tecrit'in devam ettiğini bizatihi kendisi ifade ediyor. 25 yıldır bir ada hapishanesinde tutuluyor. Ve 45 aydır ağır tecrit koşulları altında. Yani mutlak bir iletişimsizlikte tutuluyor. Doğan, DEM Parti olarak demokratik çözüm için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarının mesajını verdi. Partimiz verdiği mücadeleyle demokratik çözüm çerçevesinde sorumluluk üstlenmeye, rol almaya, inisiyatif geliştirmeye dün olduğu gibi bugün de hazır.